ne yapmamız gerekiyor? Bu hindiyi lezzetlendirmek lazım. Yani ev fırınında pişmesi çok kolay bir şey değil. Ama sabırlı ve dikkatli pişirirseniz o dışarıdan aldığınız hindilerden daha muhteşem bir hindi haline Peki. gelecek bu. Şimdi ilk önce bunu lezzetlendirmek için şöyle hindiyi bir kendi Bak, içinde çeviriyorum. Hindi de çeviriyorum. Maşallah bütün Show TV'ye yeter yani. Evet, tombul bir hindi bu. İlk yapılması gereken şey hindiyi güzelce yıkamak lazım ki biz yıkadık ve güzelce kuruladık. Evet. Fazla nemini aldık. Tamam. Şimdi lezzetlendirmek açısından hindinin hani bir tadı vardır hindinin ve kimine ağır gelir. Evet. İşte o tadı almak için hemen şöyle pratik bir yöntem söyleyeceğim size. Portakal koyacağım içine, kereviz sapları koyacağım, limon koyacağım, soğan ve havuç dolduracağım içine. Tamam. Ama en önemlisi şu, muhakkak bir yeşil elma. Yeşil elma. Aa, İnanılmaz bir aroma veriyor içine. Tamam. Ve hindinin o sevmediğiniz ya da beğenmediğiniz, ben hindi eti yemem diyenleri gerçekten şaşırtacak bir farklılık katıyor. Peki diyelim ki şimdi bu sabah bizimle beraber bu hindiyi yapmayı niyet etti hanımlar. Evet. Akşama bundan başarıyla çıkarlar mı? Bak akşam nasıl? Yeni yıl yemeği var. Tabii tabii vallahi. Yani tamam. Şimdi bizle beraber hatta öğleden sonra bile başlasalar bu hindinin fırında 130 derecede pişme süresi 2,5-3 saat. Yavaş pişecek. Yavaş mesele pişecek. Mesele bu 130 derecede. Tek mesele bu. Hı-hı. Yani ilk başta bir 15-20 dakika şey yapacağız. 220 derecede hafif böyle pembeleştireceğiz tamam. üstünü. İç pilav yapacağız ama iç pilavı ayrıca tencerede pişireceğiz ve iyice hindimiz piştikten sonra kereviz sapları. İyice piştikten sonra artık kısa alacağız ve yemek vaktine kadar ağır ağır pişireceğiz. Yine bununla alakalı güzel bir sos tarifim var. Tamam. Hani hindi eti kuru olur derler ya. Evet. İşte o kuruluğunu önlemek için de güzel bir sos yapacağım. Onu da üstüne dökeceğiz. Şimdi hindi su bırakacak ya tepsiye. Evet. O sudan birazcık alacağız. Onu tereyağında kavurup o sosu o hindinin suyunu ilave edeceğiz. Edeceksin. Evet, hindi piştikten sonra servis yapılırken de hindi etinin üstüne o sosu süreceğiz. Şöyle çevirsin Dara. Yasin'cim nerede yılbaşı şapkan? Yılbaşı şapkansız olur mu? Yılbaşı şapkanı tak hadi tatlım benim. Hadi tatlım benim. Bak yılbaşı kutlaması yapıyoruz. Özel ben orada bir şeyler yiyor şu anda. Ne verdin yine çocuğun ağzına Meltem abla? Ne sürekli beslersin ağzına, Yasin'i. Yedin, ne yedin? Ay kahvaltı etmedim annem senden. Bak kıyamam dur şimdi ben hindimi yapayım hemen sana bir şeyler Yasin, hazırlayacağım. Bak hindi yiyeceksin şimdi biraz. Şimdi bak içine ne koydum? Soğan koydum, portakal koydum, limon koydum, kereviz sapları koydum. Güzel bir aroma versin, bir tatlılık versin diye yeşil elma koydum evet. içine. Ve hindiyi şöyle kapattım. Şimdi ne yapıyoruz şimdi hayatım? Şimdi bu kanatları yanıyor ya bunları birazdan böyle bağlayacağım. Ama tamam. önemli olan şöyle derisini yırtmadan... Çok fazla parçalamadan Allah. Şöyle ayırdı mümkün bak. Olduğunca bak elimi böyle bütün derisini kaldırmaya çalışıyorum ki. Kaç defa pişirdim bugüne kadar? Ay sayısını Sayısız. Bilmiyorum. sayısını misin? Gerçekten bilmiyorum kaç sefer pişirdiğimi. Hem kendime hem eşime hem dostuma. Belli ki hindi de sen bir iddialısın Meltem abla. Evet güzel hindi yaparım. Yani yapa yapa insan pratikleşiyor. Hindi olalı böyle bir şey olmamıştır değil yani. Mi? Bak şimdi bunu güzelce açtım böyle. Evet. Hemen bir tane kaşık alıyorum. Şöyle. Evet. Bol tereyağı aldım kaşığıma. Bugün hindilerimiz var. Stüdyomuz harika. Harika bir yılbaşı soframız Ay çok var. Çok güzel. Gerçekten harika her yılbaşı şey pastalarımız harika. Var. Bütün bunların yapımını anlatacağız size. Aslı Hünel var. Şarkılar söyleyecek bize o güzelliğiyle, güzel sesiyle. Hayati Bey saz çalacak. Ay inanmıyorum. İlker Bey mutfakta bir şeyler yapacak. Ve bugün... Yani gerçekten mükemmel bir değişim var. Elbette bugünü değişimsiz bırakmadık. Hem Harika. De karı koca değiştiler. Aa, hem de öyle bir sürprizle gelecekler ki Meltem abla. Süper. Olamaz böyle bir şey. Süper. Sen ne yapıyorsun? Bak şimdi bütün içlerine tereyağı doldurdum. Tereyağı doldurdum. Şimdi bahçeden de gelirken sabahleyin biberiye topladım. Ay. Bu inanılmaz bir aroma veriyor. Biberiye, taze kekik yani hindi alıyorsanız muhakkak manavınızı da ziyaret edin ya da marketlerinizi arayın. Bu taze biberiye ve taze kekik hindiyi Öyle bambaşka mi? Bir şey yapıyor. Ve sarımsak tabii ki. Sarımsaksız olur evet, mu? Evet sarımsaksız olmaz. Alaş. Defne yaprağı koyuyorum. Hı. Defne yaprağının tadını herkes sevmiyor. Çok kekremsi evet. bir tadı olmasın diye sadece bir tane koyuyorum. Bir tane de içine atacağım hemen şöyle. Evet. Şimdi...
Sarımsaklarımı da şöyle içine attım. Oh. Tamam. Mükemmel. Şimdi bağlayacağız. Şimdi bağlıyoruz. Ha, şimdi bağlıyoruz. Şimdi neden bağlıyoruz? Bağlamanın... Şimdi bu şunun için bağlıyoruz. Hindi pişerken böyle bir yayılıyor ya. Bu kanatlar açılıyor ve çabuk yanıyor. Ha. İşte o yanmasını engellemek alta için... Alta kalsın diye dedim onu. Şöyle alıverdim onu. Tamam. Dolanmasın elimize. Onun için kanatlarını ve bacaklarını bağlıyorum ki fırından da çıktığında muntazam gözüksün. Tamam. Hindi. Onu da böyle alttan aldık. Şuradan. Kanatlarını yapayım. Bağlıyoruz yanmasın evet. Diye hindimizin. Evet. Çünkü oralar daha ince ya. Çok çabuk yanıveriyor. Hindinin de bir tarafı şimdi... yanınca o bütün aromayı, kokuyu falan o kadar uğraştın. Bozmasın tabii, değil tabii, mi? Tabii, kesinlikle. 130 derecede pişecek genel olarak. Fakat ilk 15-20 dakika 220 derece fırında bir pembeleştirdikten sonra 130 derecede 2-2,5 saat kadar yavaş yavaş pişecek hindimiz. Evet, aynen öyle. İç pilavı da hazırlayacağız. Servisten hemen önce şunu yapacağız. Hindinin içine koyduğumuz bu güzel aromatik bütün sebzeleri içinden alacağız, çıkartacağız. Ve içine iç pilavı dolduracağız ve kenarlarını da süsleyeceğiz. Şimdi hindinin şöyle bacak kısmını bağladım. Evet. Seninle beraber fırına gidiyoruz. 220 kadar, dereceye bitti hazırladık. Mi? Her şey üzerine bir bu şey dökeceğiz tamam. mi? Bunun üstüne bu çıktıktan sonra sosu yapılacak bunun. Bu kadar. Servis esnasında da sosunu. Ben şimdi hazırlayacağım sosunu. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Kaç kiloluk bir hindimiz var. Geldik. Ben şimdi onu tutayım. Bir dakika. Sen fırına kapağını aç. Biz önceden ısıttık. Hoppa. Bu fırında ne yemekler gördü bu programda. Değil hadi mi? Bakalım Hindi kardeş. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Şimdi hemen istersen çabucak ben. Bugün program o kadar dolu ve o kadar güzel evet. ki. Hemen şimdi iç pilavını İç pilavı hazırlıyoruz. Ne yapmam lazım senin için? İç pilavında da sen bana ocağı yakarsan bir taneciğim. Yaktım. Hemen yaktım. Süper. Evet. Şimdi şöyle tenceremi aldım. Kuru soğan koyabilirsiniz. Tamam. Ben kuru soğanı istemiyorum derseniz kuru soğan olmadan da yapabilirsiniz ama kestaneli iç pilav şöyle olmaz. Tereyağımı koyuyorum. Evet. Bugün yeni yıl dolayısıyla biraz hürmetlicene koydum. Ertesi gün nasıl kilo vereceğimizin tarifi biliyorsun sevgili Berrin Yiğit'ti. Bu arada hatırlarsan sevgili Berrin Yiğit'le bundan yaklaşık 3 hafta önce bir hanımefendiyi aldık kilo verme aşamasında yılbaşı günü göreceğiz diye. Yeni yılın ilk günü geliyorlar. Ay harika. Çok güzel kilo vermiş hanımefendi. Berrin'le sürekli temastayım. Yaklaşık bir 4 kilo vermiş. Ay, sadece kilodan. Ki hiç kilo veremeyen bir hanımefendiydi. Mükemmel ilerlemiş gerçekten diyeti ve her şeyi. Çok mutlu. Çok iddialı. Süper. 2019'da evlenmek istiyor. Herkesin bir hedefi var. Ay ne kadar güzel değil mi? Evet. Senin hedefin ne 2019'da? Valla 2019'da tabii ki sağlık, başarı herkes için. Yeni yeni şeyler yapmak istiyorum. Evet. Yenilikler yapmak istiyorum. Birazcık gezip görmek istiyorum. Yöresel mutfakları gezip çok görmek güzel. İstiyorum. Ve yeni bir kitap yazmak istiyorum. Şimdi bak bu çok güzel. Evet. Tamam. Hafif başlangıcını yaptım kitabın. Evet. Aslında şöyle kitaptakiler en çok sevdiğim ve gerçekten bunun ölçüsü muhteşem dediğim tarifleri paylaşacağım. Bütün tariflerini koyacaksın. Yani hepsini. Evet. 14 yıllık birikimimi defalarca denediğim her şeyi bu kitapta paylaşacağım. Ve tabii ki püf noktalarına. Tamam. Ben de var mıyım kitapta? Olmaz olur musun? Tamam. Olmaz olur musun? Beraber. Ben de püf noktaların yamağı. Canım benim olur mu? Şefsin sen. Sen benim gönlümün şefisin. Ben minik şef. Seni yerim ben. Gönlümün şefisin. Şimdi, evet. Tereyağında güzelce kokular stüdyoyu sardı. Şöyle. Fıstıksız olmaz. Dolmalık fıstığımı ilave ettim. Olmazsa olmaz. Üzüm. Yeni bahar tarçın. Gerçekten bu pilavın olmazsa olmazı. İç pilav tarif veriyoruz hanımlar. Bu akşam hindinizin içinde mükemmel olacak. 2019'u karşılıyoruz. Sofranızda Allah ne verdiyse diyeceğiz ama elbette ne kadar çeşit bir şey koyarsanız hani o kadar bereketli derler. Kesinlikle. Bunlar meyve olur, çerez olur, fındık olur, değil mi? Tabii çok bereketlidir bir de onlar. Ay kesinlikle öyle. Bir güzel çorba olur. Geçenlerde sevgili Oğuz Bey güzel bir tarif vermişti. Ay çok güzel. Pancarlı şalgamlı yoğurttan yapılan bir ayran tarifi. O çok güzel bir çok renkli güzeldi. Güzel. Evet. Sen şey yaptın. Pardon. Nar peltesi yaptın. O da çok güzeldi. O da yani çok güzeldi. O da son derece ekonomik. Evet. Yapımı da kolay. Sofranızı, yeni yıl sofranızı renklendirecek ve lezzetlendirecek
güzel bir tatlı. Aynen. Şimdi diyelim ki hindi sevmiyorlar ya da hindi istemediler ama. Çok güzel sordun ben. Tavuk. Tavuk. Aynı işlemi, yani demin benim hindide uyguladığım işlemin aynısını tavukta yapabilirler. Tamam. Sistem aynı. Tabii ki sadece daha kısa sürede pişiyor tavuk eti hindiden. Tamam. Hindinin birazcık şeye ihtiyacı var. Tavuk daha uzun zaten süre pişmeye ihtiyacı var. Evet. Şimdi bunu yaparken hemen sosu da anlatayım. Hemen sosu anlat. İki dakikamız. Ben seni bırakacağım mutfakta. Çok bugün misafirlerimiz var. Şimdi bunun içinde birazcık tereyağından birazcık unu kavuruyorum. Pembeleştiğinde üstüne hindiden aldığım ya da daha önceden varsa stoğunuzda tavuk ya et suyu ya da hindi suyu ile birlikte güzel aslında bir beşamel sos gibi bir sos hazırlıyorum. Şimdi pilavın suyunu verebiliriz. Kaynadı o herhalde. Olduğu kadar. Kısıyorum altını da. Tamam, yeterli bence. Dur bakalım, şöyle bir karıştıralım. Az daha. Azıcık daha. Tamam. Tamam. Bu sosu da hazırlıyorum. Aa, bir dakika, bunların hepsini koydum. Şimdi böyle tıkırdamaya başladıktan sonra kestanelerimi ilave ediyorum. Kestanesiz hiç kestaneli pilav. Şimdi bu burada güzelce tıkır tıkır pişecek. Evet. Sosumu hazırlayacağım. Tereyağını, unu kavuracağım ve üzerine tavuk suyu ilave edeceğim. Krema seviyorsanız, bakın, daha lezzetli bir hal alsın istiyorsanız içine bir pakette krema sıkabilirsiniz. Güzelce hindiniz pişti. İç pilavını doldurdunuz içine. Sofraya getirdiniz. Servis yaparken de bu sosu böyle bir sos kabına koyup tabakları servis yaptığınız hindilerin üstüne dökerseniz. Hindi sosu da bu. Mis gibi, evet. Mis gibi bir tereyağı sos. Tereyağı ile unu kavuruyoruz. Tereyağı ile unu kavuruyorum. Üzerine et suyu döküyorum. İsterseniz bir paket krema ilave edebilirsiniz. Hayır, istemem. O sanki krema bir lezzetini yakışacak. Evet, yakışıyor. O hindinin lezzetini ve kokusunu duymak istiyorum derseniz koymayabilirsiniz de. Evde ne varsa, yani aslında evde ne varsa hindi yapmak bu kadar kolay aslında. Sadece tavuğun biraz daha iricesi. Evet. Evet. Pilavım da bir taraftan pişiyor. Bakarsan. Bunu, kaynıyor. Kaynadı. Birazcık pembeleştiğinde. Tamam. Suyunu ekleyeceğiz. Evet. Hemen, ben hızlı hızlı yapıyorum. Seni takip edeceğim. Ben ara ara bakacağım. Tamam hayatım benim. Pilavının durumuna Meltem abla. Tamam, bir taneciğim. Şimdi yılbaşı böyle bir yemeği nasıl bir sofraya servis etmemiz lazım? Onun